Merhaba, New Vloggers tekrar yollarda. Pandemiden dolayı 2 yıldır seyahat edemiyordum. Aşılarım olduktan sonra vakalar da azalınca tekrar keşfetmeye devam etme kararı aldım. Atapazarı'ndan günübirlik İzni'ye geldim. Burası hani bildiğiniz üzere çok önemli bir kent. Hem Anadolu Selçuklulara, hem Bizans, hem Roma'ya, hem Osmanlı'ya başkentlik yapmış. Çok önemli tarihi bir kent. 4-5 saat kadar buralardayım. Bu kısıtlı vakit içerisinde şehri mümkün olduğu kadar detaylarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Vaktimiz kısıtlı, öyleyse başlayalım. Ben şu an şehrin doğu kapısındayım, yani Lefke kapıdayım. Öncelikle İzni'nin tarihinden kısaca bahsedeyim. İzni'nin tarihi milattan önce 2500 yıllarına kadar uzanıyor. Büyük İskender'in generallerinden birinci Antigonos milattan önce 316 yılında buraya Antigonia adını veriyor. Ondan sonra Antigonos yine Büyük İskender'in generallerinden Lysimakos'la savaşıyor. Lysimakos bu savaşı kazanıyor ve eşinin adı olan Nikea'yı şehrin adı olarak belirliyor. Bu tarihi kökeni. Bir de mitolojik kökeni var Nikea isminin. Mitolojiye göre şarap ve tarım tanrısı Dionysos, pardon, kamyonlar geçiyor sürekli. Dediğim gibi şarap ve tarım tanrısı Dionysos, Asconia yani İznik Gölü'ndeki bir peri olan Nikea'ya aşık oluyor. Bu Nikea'dan bir çocuğu dünyaya geliyor ve çocuğunun şerefine ve aynı zamanda hanımının şerefine şehrin ismini Nikea olarak belirliyor ve buraya bereketli üzüm bağları bağışlıyor. İsmin kökeni bu şekilde. Biraz ilerleyelim. İçeride de hem Lefke kapısını detaylarıyla anlatacağım, hem de genel olarak İznik surlarından bahsedeceğim. İznik surlarının yapımına Bitinya Krallığı döneminde başlanıyor. Daha sonra Roma ve Bizans döneminde çeşitli eklentiler yapılıyor. Surların uzunluğu yaklaşık 4970 metre. Sur duvarlarının yüksekliği 10 ila 13 metre arasında değişiyor. Surlarda kare ve yuvarlak şekilde toplam 114 burç bulunuyor. Aynı zamanda şehir surları beşken bir kompleks şeklini alıyor. Lefke kapıdan bahsetmeden önce kısaca su yolundan bahsedeyim. Bu su yolu Roma İmparatoru Hadrianus zamanında dağlardan şehre su getirmek amacıyla yapılmış. Kendisi de milattan sonra 123 yılında şehri ziyaret etmiş ve şehrin imarı konusunda yoğun bir çaba sarf etmiş. Bu tarihi su kemeri de onun döneminden kalma. Dediğim gibi burası Lefke Kapı, şehrin doğu kapısı. Tabi zaman içinde tahribata uğramış. Tahribat uğradığı için de eski atıl kalan yapılardan buraya çeşitli dolgu malzemeleri aktarılmış ve duvar güçlendirilmiş. Örneğin kapının girişinde lahit parçaları görüyorsunuz. Şu kabartmalarda zamanında burada Gotlara karşı kazanılan bir tak varmış. O zafer takı zaman içerisinde harap olmuş. Harap olunca da onun parçaları yine surları güçlendirmek amacıyla kullanılmış. Bu aslında Lefke Kapı'dan geçerken tarihin içinde yolculuk ediyoruz diyebiliriz. Bu kapı, yani dış kapı, dış surlar Laskaris Hanedanı döneminde yapılmış. Orta kapı ise Kudüs'ü ele geçiren ve ikinci mabedi yıkan İmparator Titus zamanında yapılmış. Surların tepesine çıktım. Dediğim gibi burası şehrin doğu kapısı. 3 önemli kapı daha var. Batıdaki kapı, yani bunun tam karşısındaki kapı Göl Kapı. Güneydeki kapı Orhan Gazi'nin de şehre girdiği Yenişehir Kapı. Kuzeydeki kapının ismi ise İstanbul Kapı.
Burasının ismi Lefke Kapı demiştik. Lefke'nin ismi de aslında bugünün Osmanelisi. Bugün Bilecik'in Osmaneli ilçesi o dönemde Lefke olarak adlandırılıyormuş. Dolayısıyla kapının ismi de Lefke Kapı olarak kalmış. İlerlemeden önce şu bilgi de vereyim. Şehre pek çok kavim saldırmış. Bunların başına da Gotlar geliyor. Daha sonra Palmyra kenti saldırmış. Daha sonra tabii ki de Osmanlılar da mücadele etmiş burada. Gotlara karşı ilk yenilgiden sonra şehrin surlarının güçlendirilmesine karar verilmiş. Ve oldukça sağlam bir kompleks oluşturulmuş. Ondan sonra bir daha hiçbir kuvvet cebren şehre girememiş. Hatta Osmanlı da şehri sulh yoluyla elde ediyor. Burası da İznik'in önemli yapılarından Yeşil Cami. Yeşil Cami Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden biri. Çandarlı Halil İbrahim Paşa tarafından 1378 yılında yapımına başlanmış. Ama ömrü vefa etmemiş ve 1392'de oğlu Çandarlı Ali Paşa'nın himayesinde caminin yapımı tamamlanmış. Camide Selçuklu etkileri göze çarpıyor. Ayrıca kurşun kaplı tek bir kubbesi mevcut. Hem sade hem de etkileyici bir yapı. İznik Yeşil Cami'nin içi. Evet, burası Nilüfer Hatun İmareti, şimdiki adıyla İznik Müzesi. Nilüfer Hatun, Orhan Gazi'nin hanımı. Orhan Gazi, Bizans Tekfur'un kızı Halifera ile evlenmiş. Halifera Müslüman olmuş ve Nilüfer Hatun adını almış. Kendisi daha sonra hayır işlerine oldukça destek vermiş ve bu imareti yaptırmış. Bir rivayete göre de yapımının esnasında vefat ettiği ve bu inşaatın tamamlanmasında oğlu Sultan 1. Murat Hüdavendigâr'ın destek olduğuna dair bilgiler de mevcut. Burada içeride biraz sonra size de göstereceğim. Etnografik eserler, yani burada yaşayan halkın günlük hayatta kullandığı eşyalar sergileniyor. Yine yan tarafta Osmanlı mezar taşları var. Çeşitli dönemlere ait, oraya da çekeceğim. Bir de yine ileriki tarafta Roma lahitleri var. Şu an yetişmemiş ama 1-2 ay içerisinde buradaki Roma eserleri alınarak ayrı bir müzeye konulacakmış. Burası sadece İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet verecekmiş. Osmanlı'nın çeşitli dönemlerine ait mezar taşları, mezarların başında bulunan serkuşların ve testlerin şeklinden, cinsinden hangi dönemlere ait olduğu tespit edilebilir. Hem Azizi hem Hamidi, yani Sultan II. Abdülhamit zamanından kalma testler, hem de Azizi testler bulunmakta. Azizi, Mahmudi ve Hamidi. En baştaki mezar taşı ise çok daha eski dönemlere ait. Roma dönemine ait laitler. Çin üretiminin sergilendiği gösterimler. Burası da örnek bir Çin fırını. Bu Çin örnekleri ise yurt dışında kaçırılan örneklerin benzerleri. Kitabeden de kısaca bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir tartışma olmuştu. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin adı aslında Osman değil de Otman, Atmanlı falan diye. Bu gerçeği yansıtmıyor. İşin aslı şu. Osmanlıca'daki, yani eski Türkçedeki Peltekse'nin Grekçe'ye T şeklinde geçmesinden dolayı Osman, Otman diye okunmuş. Yani buradaki esas amaç Osmanlı Müslümanlar değil de işte Şamanlar kurdu. İşte Osman Gazi aslında Asya'dan göçen bir Kıpçak'tı vesaire diye. Aslında esasında bu tartışmanın, bu argümanın sebebi bu. Zaten burada da açık şekilde gözüküyor.
Osman adı. Okuyabilirsiniz. Ayın, Peltekse, Gözlüme, Elif ve Nun şeklinde. Bu kitabe, bu imarathanenin orijinal kitabesi. Burası İznik Hacı Özbek Camii. Bu caminin önemi şu. Osmanlı'da kitabesi bulunan en eski cami olma özelliğini taşıyor. 1333-1334 yılları arasında yapılmış. Küçük kare planlı bir cami. Taş ve tuğla karışımından yapılmış. Aslında daha genişmiş ama 1950 yıllardaki yol genişletme çalışmaları sırasında bir kısmı yıkılmış. Evet, burası Osmanlı'nın ilk medresesi olan Süleyman Paşa Medresesi. 1332 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Rumeli Fatih'i Süleyman Paşa tarafından yaptırılmış. Günümüzde içerisinde Çin atölyeleri mevcut. Evet, geziye kısa bir ara verdim. Şu an Köfteci Yusuf'tayım. Daha yerel lezzetler de var, özellikle yayın şiş gibi, ama ben Köfteci Yusuf'u tercih ediyorum. Bursa'dan da alışık olduğum için. Siz de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Burası da belki de İznik'in en önemli yapısı olan İznik Ayasofya Camii, diğer adıyla Orhan Camii. Ayasofya ilk olarak milattan sonra 7. yüzyılda Romalılardan kalan bir cimnasyum, yani bir okul üzerine Bizanslılar tarafından bazilika olarak inşa edilmiş. Daha sonrasında ise Sultan Orhan Gazi'nin 1331 yılında İznik'i fethetmesinden sonra İslam savaş hukukuna uygun olarak camiye çevrilmiş. Büyük seyyah Evliya Çelebi 1648'de şehri ziyaret ettiği zaman bu cami hakkında çarşı içinde üstü kurşun örtülü minareli bir mabet şeklinde camiyi belirtmiş, cami hakkında açıklama yapmış. Cami daha sonrasında Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mimar Sinan tarafından detaylı bir tamirattan geçmiş. Burada aynı zamanda Hristiyanlık için çok önemli olan 7. konsül de toplanmış. Onu da içeride anlatacağım. Az önce söylediğim gibi burada 7. konsül toplanmış. 787 yılında İmparatoriçe İrene'nin hamileliğinde ve Hristiyanlıkla alakalı çok önemli kararlar alınmış. Örneğin Paskalya bayramının günü belirlenmiş. Bu konsile 350 kadar piskoposla çok sayıda din adamı da katılmış. Esas İznik konsülü ise göl tarafındaki Senato Sarayı'nda toplanmış. Vaktim olursa onu da sizin için çekip anlatmaya çalışacağım. Burası kilisenin ibadet yapılan kapsis bölümü. Yani kilise zamanındaki. Burada da komünyon ayininin yapıldığı, yani ekmek ve şarap ayininin yapıldığı sunak bulunmaktaymış. Orada cami 6 Kasım 2011 tarihine itibaren, o tarihteki Kurban Bayramı'ndan sonra müze işleminin yanı sıra cami olarak hizmet vermeye başlamış. Esasında yapının içerisinde çok değerli freskler bulunmakla beraber çok net değil. Çünkü 1921 yılında Yunanlıların bu bölgeyi işgal etmesinden sonra yapı bir hayli hasar görmüş ve yangın geçirmiş. Yine bazı figürleri şurada görebilirsiniz. Burası Ompalyon bölümü. Burada imparatorlar taç giyiyormuş. 4 kadar Bizans imparatoru burada taç giyiyor, çünkü İstanbul 1257-1261 yılları arasında Latin'den işgaline uğradıktan sonra imparatorluğun başkenti İznik'e taşınmıştı, hatırlarsanız. Ortadaki figür Hazreti İsa'yı, yanlarındaki 12 alan ise havarilerini temsil ediyor. Yine 787 yılındaki 7. konsülde İmparatoriçe İren'in de konsülü buradan takip ettiği söylenir. Az önce bildiğimiz İznik konsülünün toplandığı yeri göstereceğini söylemiştim. İznik konsülü bugün yeri tam olarak saptanamamakla birlikte bu civarda olduğu söylenen, hatta
ileride de bir bazilika kalıntısı bulundu. Bu civarda olduğu söylenen Senato Sarayı'nda toplanmış. Kısaca argümanlar şu şekilde: İmparator Konstantin imparatorluk içerisinde dini kargaşa yaşanmaması için bütün mezhepleri tek bir çatı altında toplamak istemiş ve kendisinin de Hristiyanlığa verdiği desteği legalize etmek istemiş. Aslında toplantının iki ana görüşü mevcut, iki karşıt görüşü mevcut. Bunlardan birincisini Libyalı rahip Antakya ekolünden gelen Arius temsil ediyor. Arius'a göre Hazreti İsa, yani bizim Hazreti İsa olarak tanımladığımız, onların Tanrı olarak kabul ettiği İsa, Tanrı'yla aynı özden gelmiyor. Yani daha sonradan yaratılmış ve onun var olmadığı bir dönem de mevcut. Yani Tanrı ile İsa'nın tam olarak aynı özden meydan gelmediğini belirtiyor ve İsa'nın beşeriyet yönünü ön plana çıkarıyor. Karşıt görüş ise İskenderiye ekolünden gelen Ösebius ve Athanasius ve Alexander, onlar da tam tersi görüşü savunuyor. Bir de şöyle bir yanlış var İznik Konsili ile alakalı, yanlış bilinenler. Hani Matta, Markos, bugün yeni ayık oluşturan Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncil'i bu konsülde belirlenmemiş. Çok daha önceki yıllarda, en az 70-80-100 yıl önce sivrilmeye başlamış zaten. Yani bu 4 İncil bu konsülde belirlenmemiş. Yani şöyle bir rivayet vardır: bütün İncil'ler tek bir masaya toplanmış, işte sallanmış, bu 4'ü kalmış, bu yüzden bu 4 İncil kabul edilmiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi 4 İncil çok daha önceki yıllarda sivrilmeye başlamış. Az önceki karşıt görüşün olduğundan bahsetmiştim. Arius'un görüşleri konsülde aforoz edilmiş. Lakin çok kısa bir dönem, birkaç yıl sonra Konstantin kendisini affetmiş. Hatta kendisini ölümünde Ariusçuluğun ikinci adamı olarak kabul edilen Nikomedyalı Ösebius'un vaftiz ettiği söylenir. Yine onun oğlu Konstantius zamanında ise hemen hemen bütün imparatorlukta Ariusçuluk resmi mezhep haline gelmiş. Evet, burası da gezimizin son durağı Yenişehir Kapı. Sultan Orhan Gazi'nin 1331'de şehre girdiği kapı burası. İznik'le alakalı bütün detayları çok yakın bir zamanda Nilogos İznik videomda izleyebileceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.